Hocam pazar günü saat bilindiği gibi 2'de maçımız var. Son gelişmeleri, sakatlık durumlarını ve taraftara ki ulaştıracağımız mesajı bize aktarır mısınız? Teşekkür ederim. Evet, Çorlu Spor, Çorlu'yla oynayacağız içeride. Çorlu Spor'un da bir son zamanlarda bir çıkış yakaladığını görüyoruz. Yeni bir hoca değişikliği oldu. Bir 2'de 2 seri yaparak buraya gelecekler. Biz de içeride o reaksiyonu göstereceğimizde sporcularımıza, takımımıza çok güveniyoruz. Yani iyi bir tepki veriyoruz içeride, iç sahada özellikle. Grubun iddialı takımlarından biri Çorlu Spor. Lige başlangıcı pek iyi olmadı. İstedikleri gibi gitmedi. Ama hedef takımlardan bir tanesi sayabilirdik sezon başında. Ama tabii hedef takım derken bütçelerine göre konuşuyoruz. Kimsenin söylentilerine göre değil. Biz de dediğim gibi iyi hazırlandık. Kupadan biraz yorgun geldik. Orada bir rotasyona gitmiştik. Bu arada oraya gittiğimiz sporcu kardeşlerimiz, genç sporcularımıza çok tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler. İlk kez 11'de sahaya çıkan sporcu kardeşlerimiz vardı. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Gönülden tebrik ediyorum onları. Bu gelecek adına, Pazarspor'un gelecek adına bir başlangıçtır bana bakarsan. Kupada baktığımızda bu kadar genç bir kadroyla hiçbir takım çıktığını düşünmüyorum. Pazarspor'un genlerinde vardı. Adım adım gelecekler, sabredecekler. İşte böyle fırsatları değerlendirecekler. Bunlar da bu kardeşlerimiz için bir vizyon olmuştu sporcularımız için. Dediğim gibi tekrar hafta sonuna gelecek olursak eksiklerimiz var. Salih Kaleci, tecrübeli kaptanımız parmağı kırıldı. Ne yazık ki 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu bizim için büyük bir dezavantaj olacaktır. Ama oynayan kardeşlerimiz de onlar kadar mücadele edeceğinden hiç şüphemiz yok. Tecrübe anlamında bir eksiklik yaşayacağız bu konuda.